Evet arkadaşlar, şimdi tepkime hızların ölçülmesi ve madde miktarının hız ilişkisine bir bakalım isterseniz. Şimdi bakın ne diyor? Tepkimeler diyor. Renk değişimi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü göreceğimiz dersimizde aslında şunu yapacağız. Tepkimelerin hızlarına biz bazı ölçütlere bakarak, bazı olaylara bakarak görsel özellikle ya da deneysel olarak bir tepkimenin hızlı mı yoksa yavaş mı gerçekleştiği konusunda arkadaşlar bir fikir sahibi olabiliriz. Şimdi bakalım bu fikir sahibi olma işlemini nelere bakarak yapacağız? Mesela bakın burada ne diyor? Renk diyor, iletkenlik, hacim, basınç, sıcaklık ve pH gibi bazı özelliklere bakarak tepkimenin hızlı mı, yavaş mı olduğu hakkında yorum yapabiliyoruz. Şimdi sözel bir ders olacak. Şimdi renk değişimine bir bakalım isterseniz. Bakın diyor ki, şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın elimde iki tane şey var. Bu karabiber, bu tuz. Tamam mı? Şimdi ben tuzun içerisine bu karabiberi eğer yavaş yavaş dökersem bu beyaz renk yavaş yavaş koyulaşmaya başlar. Değil mi? Ama elimdeki karabiberi birden bu tuzun üzerine dökersem o zaman buradaki beyazlık bir anda ne olacaktır? Koyu hal alacaktır. Şimdi dolayısıyla renk değişimine bakarak bir tepkimenin hızını anlayabilmem için, yorum yapabilmem için bakın ne diyor? H2 renksiz bir gazmış. Flor da sarı renkli bir gazmış. Ve diyor ki oluşan ürün renksiz bir ürün oluşur diyor. O zaman şimdi ben floru hidrojenin üzerine gönderdim. Tüpüm ne oldu? Sarı renk oldu. Ve oluşan sarı renk bir yanda arkadaşlar, bir yanda eğer renksize dönüyorsa o zaman ben derim ki bu tepkime hızlı gerçekleşiyor. Ama renk arkadaşlar yavaş 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 renksize doğru kayıyorsa o zaman ne derim? Bu tepkime sanırım biraz yavaş gerçekleşiyor derim. Dolayısıyla renk değişimine bakarak tepkimin hızına ne yapabiliyorum? Karar verebiliyorum. Şimdi geldik elektriksel iletkenlik değişimi. Şimdi iletkenlik değişimiyle tepkimin hızına karar verebilmemiz için bir kere ortamda önce bir iletkenlik olması gerekiyor. Ondan sonra da iletkenlikte bir artış ya da azalmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu mutlaka iletkenlikte bir değişim olması gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi bakın ne diyor? İyon içeren sulu çözeltiler elektrik akımını iletir. Ha, iyon derişiminin değiştiği tepkimelerin hızını da ben iletkenlik değişimiyle ne yapabiliyorum? Ölçebiliyorum. Bakınız şu an şu girenler, bakın suda ve neler var? İyonlar var. Yani dolayısıyla elektrik akımını ne yapıyor? Sol taraf iletiyor. Ancak sağ taraf arkadaşlar katı hale geçmiş. Dolayısıyla elektrik akımını ne yapmıyor? İletmiyor. Ortamda iyon yoksa elektrik akımı iletkenlikte yoktur. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ben şu sol tarafı yani çözeltiyi böyle bir devreye bağlarsam mesela ibre şu an neyi gösteriyor? Elektrik iletkenliği olduğunu gösteriyor değil mi? Dolayısıyla bu iletkenlik eğer bir anda arkadaşlar sıfıra düşüyorsa yani ibre bir anda sıfıra düşüyorsa o zaman derim ki buradaki katı çok hızlı oluşuyor. Çünkü iletkenlik bir anda düştü derim. Ama ibre yavaş 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 arkadaşlar sıfıra doğru geliyorsa o zaman derim ki bu tepkime yavaş gerçekleşiyor. Şimdi hacim basınç değişimine geldik. Hacim basınç değişimi ile tepkimenin hızına karar verebilmem için arkadaşlarım gaz fazlara bakmam gerekiyor. Bakın çünkü gazların katsayısına bakıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım bakın şimdi burada bir tepkime var ve bu tepkimenin patronları 2'ye 1 yani girenlerde 3 molekül gaz girmiş. Ürünlerde dikkat ederseniz 2 molekül gaz çıkmış. Şimdi eğer bunu basınç sabitken diyorsa arkadaşlarım hemen şurayı kapatayım anlatayım size. Şimdi basınç sabitken ne demek? Yani ideal pistonlu bir kaptasın demek. Şimdi dolayısıyla bakın hemen şuraya bir ideal piston çizeyim. Şöyle ideal piston çizeyim. Bakınız ideal pistonlu kapta arkadaşlar 3 mol gaz girdi. Çünkü piston zaten biliyorsunuz basıncı sabitler değil mi? Gazlar konusunda görmüştük yukarı aşağı hareket eder basıncı sabitleyebilmek için. Dolayısıyla 3 mol girdi 2 mol çıktı.
Hemen eğer bunu yapamam ben diyorsanız hemen kendinize bir PVNRT yazın. Gazlarda çok yazmıştık. Bakın sıcaklık sabit, basınç sabit, R zaten sabit. Dolayısıyla burada mol sayısı azaldığında hacim de ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla bu pistonun ne olması beklenir arkadaşlarım? Aşağı inmesi beklenir. O zaman eğer bu piston bir anda aşağı iniyorsa ben derim ki bu tepkime çok hızlı gerçekleşiyor. Ama böyle gıdım gıdım yavaş yavaş aşağı iniyorsa o zaman derim ki tepkime sanırım yavaş gerçekleşiyor. Şimdi hacim sabitken peki neye bakarım? Hemen hacim sabit dediğine göre arkadaşlar bakınız bir çelik kap çiziyorum. Dolayısıyla hemen kendime yine bir PVNRT yazıyorum. Şimdi zaten sıcaklık sabit, hacim sabit, R zaten sabit. Hocam Dolayısıyla bakın burada dondunuz. evet ne dedik? V sabit dediği için arkadaşlarım burada bir çelik kap çizdim ve bir PVNRT yazdım. T sabit, V sabit, R zaten sabit. Ve burada bakın mol sayısı ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla mol sayısı azalırsa o zaman bu kapta da ne azalması beklenir? Basınç azalması beklenir. Dolayısıyla kabın basıncı arkadaşlarım eğer bir anda azalırsa tepkime hızlı gerçekleşiyordur deriz. Basınç yavaş yavaş azalıyorsa tepkime yavaş gerçekleşiyor deriz. Onun dışında çökelti oluşumuyla da arkadaşlar bakabilirsiniz tepkimenin hızlı mı yavaş mı olduğuna. Çünkü bakınız burada suda yani girenlerde hiç suda yok, şey çökelek yok. Ancak ürünlere bakarsanız arkadaşlar bir de burada yoktan var olan bir katı var. Dolayısıyla iki çözeltiyi birbirine karıştırdığımda eğer bir anda katı oluşuyorsa şuradaki katı derim ki bu tepkime çok hızlı gerçekleşiyor. Ama katı böyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyorsa ki öyle de olabilirdi. O zaman ne derim? Bu tepkime yavaş gerçekleşiyor. Isı alışverişiyle tepkime hızına karar verebilmeniz için mutlaka tepkimenin endo ya da egzo olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlarım bakın bu tepkime egzotermik bir tepkime ısı ürünler tarafında. Ve bu tepkime gerçekleşirken eğer ortam bir anda ısınıyorsa o zaman deriz ki bu tepkime hızlı gerçekleşiyor. Ama ortam yavaş yavaş ısınmaya başlıyorsa o zaman ne deriz? Bu tepkime yavaş gerçekleşiyor. Şimdi pH değişimiyle bakabilmeniz için tepkimenin hızına ortamda mutlaka bir hidrojen ya da bir OH iyonunun olması gerekiyor ki ben pH değişimi hakkında fikir sahibi olayım. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın HCl var. HCl suda nasıldır arkadaşlarım? H artı ve sel eksi olarak suyun içerisinde çözeltinin içerisinde iyon hareketiyle geziyorlar. Dolayısıyla buradaki H'lar dikkat ederseniz bakın H2 gazına dönüşüyor. Yani H artı derişimi ne oluyor arkadaşlarım? Azalıyor. Şimdi bir çözeltinin H artı derişimi azalırsa bu asitliğin azalması anlamına geliyor. Asitliğin azalması da pH'ın yukarı çıkması anlamına geliyor. Neden? Çünkü bir skalamız vardı 25 derece için hatırlıyorsanız 0, 7, 14, 0, 7 arası asitti ve pH sıfıra yaklaştıkça asitlik artıyordu hatırlıyorsanız. Dolayısıyla asitliğin azalması demek burada pH'in ne olması anlamına geliyor? Artması anlamına geliyor. Şimdi şurada zaten örneklerle olayı iyice pekiştiririz diye düşünüyorum. Bakın bazı örnek tepkimeler vermiş ve bunların hızlarını ölçmek için uygun bir yöntem belirleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar burada zaten katıları bakın eliyorum. Şuradaki katıları eledim. Dikkat ederseniz ortamda iki iyon var. Ama burada ortamda bir iyon var. Yani dolayısıyla ben bu tepkimenin hızını iletkenlik azalması ile ne yapabilirim? Ölçebilirim. Çünkü girenler elektrik akımını daha çok iletiyor. İki tane iyon var. Ama ürünlerde bir tane iyon olduğu için elektrik akımı ne yapacaktır? Çok daha az iletecektir. Dolayısıyla arkadaşlarım bakın buraya ne yazıyorum? İletkenlik azalması yazıyorum. Evet, şuna bakalım arkadaşlar. Bakın PT sabit diye kendisi zaten belirtmiş. Şimdi PT sabit deyince benim aklıma hemen şuraya bir PVNRT yazmak geliyor. PT sabit, R zaten sabit. O zaman ne dedik? Gaz fazındaki maddelere bakacaktık hatırlıyorsanız ve dikkat ederseniz girenler arkadaşlar 4 mol gaz varken ürünlerde 2 mol gaz var. Yani burada mol sayısı ne yapmış? Azalmış.
O zaman mesela ben bu tepkimeyi ne yapabilirim? Hacim azalması ile hızını ne yapabilirim? Belirleyebilirim. Çünkü basınç sabit olduğu için ideal pistonlu bir kapta olacaktır bu deney. Dolayısıyla piston ne olacaktır arkadaşlar? Bir anda aşağı inecektir. Eğer çok hızlı aşağı iniyorsa tepkime hızlı derim. Yavaş yavaş aşağı iniyorsa tepkime yavaş gerçekleşiyor derim. Şimdi az önce ne dedik? Renksiz, renksiz yeşil. Yani şimdi burada diyor ki giren madde renksiz ama bu giren madde ürüne dönüştüğünde yeşil renkli bir klor gazı oluşturacak diyor. O zaman ortam bir anda yeşil renk olursa arkadaşlar bu tepkime hızlı gerçekleşiyor derim. Ama ortam yavaş yavaş yeşile dönüyorsa bu tepkime yavaş gerçekleşiyor derim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bence en uygun yöntem de tabii ki ne olacaktır? Renk değişimi olacaktır. Evet, şuraya bakıyorum. VT sabit diyor şimdi de. Şöyle hemen bir PVNRT şöyle yazıyorum. V ve T sabit. R zaten sabitti biliyorsunuz. Hemen buradaki gazların katsayılarına bakıyorum. Bakınız burada 2 ama burada 3. Yani o zaman mol sayısı ne yapmış? Artmış. Mol sayısı arttıysa o zaman ben bu tepkimenin hızını arkadaşlarım basınç artışı ile ölçebilirim. Basınç bir anda artarsa tepkime hızlı gerçekleşti derim. Ama basınç değerim yavaş yavaş artıyorsa tepkime yavaş gerçekleşti derim. Hemen şurada bir ısı dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Ortam bir anda ısınırsa o zaman tepkime hızlı gerçekleşti derim. Ama ortam yavaş yavaş ısınmaya başlıyorsa yavaş gerçekleşti derim. Dolayısıyla arkadaşlar bu tepkimenin de hızına ısı değişimine bakarak ne yapabilirim? Hızını ölçebilirim. Hemen şöyle bir örneklerimizle zenginleştirelim, olayı oturtalım. Şimdi hangisi ile ölçülemez diyor. Arkadaşlar karşısında verilen şeyle ölçülemez diyor. Şimdi dikkat ederseniz girenler kahverengiymiş ama ürünler renksizmiş. Dolayısıyla bu kahverengi bir anda renksize dönüşüyorsa tepkime hızlıdır ama yavaş yavaş dönüşüyorsa tepkime yavaştır derim. Dolayısıyla renk değişimini ne yapabiliyorum? Ölçebiliyorum. Şimdi VT sabitken basınç artışı demiş. Şu katıyı almıyorum zaten. Dolayısıyla bakın 1 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Az önce yaptığımız gibi VT zaten sabit yani çelik kap. Dolayısıyla mol sayısının artması kabın basıncını da ne yapacaktır arkadaşlarım? Arttıracaktır. Dolayısıyla basınç artışıyla da ölçebiliyorum. Şimdi bakınız girenlerde arkadaşlar katı var. Yani elektrik iletkenliği yok ama ürünlere bakarsam bakın suya iyon vermiş. Dolayısıyla ürünlerde bir elektrik iletkenliği mevcut. O zaman arkadaşlar ben buna iletkenlik değişimiyle ne yapabiliyorum? Çok rahat karar verebilirim. Hemen şuraya bakıyorum. PT sabitken hacim artışıyla ölçebilir miyim diyor. Şimdi benim için gaz faz önemli. Arkadaşlarım girenlerin gazları dikkat ederseniz 2 mol, ürünlerin gazları da 2 mol. Yani bu durumda bakın bir PVNRT yazarsam ben kendime burada zaten PT sabit diyor. Bakın bu sabit, bu sabit, bu sabit. O zaman mol sayısı arkadaşlarım değişmiyorsa tabii ki ne yapacaktır? Hacim de değişmeyecektir. Dolayısıyla hacim artışıyla genç arkadaşlarım bu tepkimenin hızını ölçmem mümkün değil. Evet hemen şöyle bakıyorum bir pH değişimi diyor. Dikkat ederseniz H-seller ortamda bakınız şöyle H artı ve sel eksi şeklinde ve buradaki H artılar ne olmuş? H2 gazına dönüşmüş. Uçup gitmiş. Yani çözeltiyi terk etmiş. Bu durumda H artı derişiminin azalması demek az önce de söyledik arkadaşlar. Asitliğin ne olması anlamına geliyordu? Azalması anlamına geliyordu. Bu durumda da pH'ın artması beklenir. Dolayısıyla pH değişimiyle ölçebiliriz. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Deniz diye gitti. Hemen örnek 3'e bakalım. Bir tepkime var ve ideal pistonlu bir kap varmış. Bir miktar X gazıyla başlatıyormuşum ve sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimenin sonucunda pistonun B konumuna geldiği görülüyor. Şimdi piston o zaman bu durumda aşağı iniyormuş arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bakacak olursak bir kendimize hani bir PVNRT yazacak olursak ideal piston olduğuna göre P zaten sabit. Ve dikkat ederseniz sabit sıcaklıkta diyor. Bu zaten sabit. O zaman piston aşağı iniyorsa yani ne oluyordur arkadaşlarım? Hacim azalıyordur.
Dolayısıyla şöyle hacim azalıyorsa o zaman mol sayısı da azalıyor anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar burada N, M'den nedir? Büyüktür. O zaman ben bunu buradan anlamış oldum. Dolayısıyla birinci öncülü doğru kabul ettim. Tepkimenin hızı sabit hacim ve sıcaklıkta basınç artışıyla da ölçülebilir değil arkadaşlar. Molekül sayısı azaldığı için basınç azalması demesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu öncülü alamıyorum. Onun dışında egzotermik oldu. Bu arada hangileri çıkarılabilir şeyi? Egzotermik ya da endotermik olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü zaten sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir şey de çıkaramam. O yüzden arkadaşlarım bu deneyde sadece yalnız Adana şıkkına ulaşabilirim.